Mehmet Rauf düğünden sonra. Avdet ediyorlardı, dönüyorlardı. Akşama kadar bu mütebessim çehrelerin, gülümseyen yüzlerin karşısında boğulmuştu. Ta sabahleyin usullerinden, gelişlerinden 11'e kadar koltuk ve yemek gürültüleri, seyircilerin, davetlilerin tenemmül eden, karınca gibi kaynayan bu bin renkte, bin çeşitte kadınların arasında devam eden, muciz, taciz eden, kahhar, kahredici bir inatla devam eden, bu mütemadi, uzayan, velvedar-ı şematet, şamatasının gürültü patırtısı içinde çocukların, soygunların, kahkahalar, fikirler, oradan oraya atılan sözler, haykırışmalar, ağlayışların şematetiyle tekasüf eden, yoğunlaşan sigara dumanlarına boğularak başına ağrı getiren, kulaklarına uğultular veren bu düğünün coşkunluğunda bir köşeciye çekilmiş, sakin, donuk durmuştu. Şimdi arabanın içinde yine öyle yorgun görünür bir melali marizane ile, hastaymışçasına bir sıkıntıyla susuyordu. Validesi, gelinden, damattan, Şevket Bey'in kızından, Hacı Vezir Bey'in yeni karısından, evin tertibinden, düzeninden, sofranın bir noksanından, nihayet keşfetme sırrı yalnız kadınlara malum, kadınlara özgü ince kusurlardan bahsediyordu. Genç kadın, dalgın gözlerini pencerelerden delirten gezintisiyle dimağına garip bir teveşşühe düçar eden harice, zihnini tuhaf bir karışıklığa uğratan dışarıya dikmiş, başını köşeye dayamış, arabanın verdiği hareketle sarsılmakta sükût ediyordu. Ne kadar sıkılıyordu, yalnız kalmak, öyle sakit, sessiz, bitap, bitkin fakat yalnız kalmak istiyordu. Ah bilinseydi, bu pür şebap, gencecik kalpte ne acıklı bir yara olduğu bilinseydi. Henüz 3 aylık gelindi. Kadınlık namına ne kadar hissiyat-ı aşıkanesi, aşk dolu duyguları, şebap namına, gençlik adına ne kadar hararetli şairanesi, şairane ateşi varsa, hepsi zevcine inhisar etmişti, kocasına yönelikti. Gençliğin bir kadın kalbinde yarattığı mehasin perestliği, güzelliğe düşkünlüğü, mabut, ilah olarak bu genç zabiti kutsuyordu. İnsaniyet namına nesi varsa hepsinin yöneldiği merkez kocasıydı. Fakat henüz 1,5 aylık zevk ve zevce, karı koca iken genç bir zabit, bir akşam fevkalhad meyus, haddinden fazla ümitsiz gelmiş ve birçok ısrarlı isteklere, perişan istirhamlara yalvarmalara dayanamayarak itiraf etmişti. Trablus'a memur tayin olunmuştu. Bu bir bahriye deniz zabitiydi. Genç gelin o zaman inanamamıştı. Elinden geldiği mevaniyi, engelleri ortaya koymuş da zevcini ikna edememişti. Peder ve validesi de zevcine birleşerek ısrar etmişler ve dinletmeye mecbur etmişlerdi. Oh, o zaman üçünden de ne kadar nefret etmişti. İstikbaline, geleceğine zarar verir diyorlardı. Zevci, senin için, senin için diye temin ediyor, söz veriyordu. İstikbal, ah, bu iri siyah gözlü, pür ruh tebessümlü, kederli görünen genç şiirin derin aşkı yanında istikbal neydi? O hararet sinesinde, göğsünde öyle bir feyzu har-ı sevda, sevda dikenliği buluyordu ki, hayatı değil, ruhu bile ikna edebilecekti. O zaman beraber gitmek teklifini etmiş, fakat daha mukavim, dirençli bir ısrar üzerine, nihayet son derece münfail, alıngan olarak artık dargın durmaya başlamıştı. Zevci, seni oralara, o sefaletlere süreyim. Ah, bu suçu işlemem diyordu. Nihayet son gün, kat'i, kesin gün, ayrılık günü geldi. O kadar kibirliydi ki, yalnızken bile kalbinin ibramıyla, ısrarıyla zevcinin koynuna atılıp, boynuna asılıp af dileyemiyordu ve aksi gibi müfarekat, ayrılık anında yalnız değillerdi. Pederi ve validesi hazır, oradaydılar.
bir heyula, hayalet gibi sakit, sakin duruyordu. Ve son demde gururlu, münfail durmaya büyük bir gayretle çalışırken, zevci kayınvalide ve pederiyle veda ettikten sonra kendisine teveccüh etti, yöneldi. Gözlerinde ruhları titreten bir yeis, ümitsizlik, dudaklarında gazapları serfuru ettirecek, baş eğdirecek çekingen titreyişler vardı. Gülmeye çalışıyordu. Alnına bir ateşin ateşli teması, vücudunun kuvvetli kollar arasında şiddetli taziki, baskısı ve sonra itilircesine bırakıldığını hissetti. Bütün aşkı muberinin tuğyanıyla, kırgın aşkının coşkusuyla boğulurcasına dışarı atıldı. Ve bitti. Oh bu 2 sene. Genç kadının gelinlik odasını kapayıp başka bir odada yerleştiği görüldü. Metin sakin görünüyordu. Mektup geliyordu. Muntazaman düzenli olarak 15 günde bir kere mektuplar alır ve kitaplar gibi mektuplar gönderirdi. O kadar mağrur, gururluydu ki valide ve pederinin huzurunda her türlü hissiyatını saklamakla manidar, anlamlı bir sebatı, sabrı vardı. O, mektup aldığı zaman saatlerce meydanda görünmez ve çıktığı zaman peder ve valide birbirine bu kızarmış zavallı güzel gözleri gösterirlerdi. Nihayet şu düğün çıktı. Nihayet bu bürkan-ı yesine, ümitsizliğinin volkanına bir darbe-i mukavemeti suz, direnç kıran bir darbe oldu. Bu mahrum olduğu saadetlerin bir temaşası, yoksun olduğu mutlulukların bir seyri, bir nümayişi, bir timsali, bir gösterisi, bir örneğiydi. Buna da mukavemet etti, direndi. Fakat zavallı vücudu ne kadar harap olmuştu. Ah bu 2 senelik yalnız hayat! Niçin? Niçin bu zulmü reva görüyorlardı? Anlamıyorlar, acımıyorlardı. Niçin? Demek kendinin bu kadar yüke, bu kadar ayrılığa tahammül edemeyeceğini bilmiyorlardı. O zaman herkese, bütün dünyaya yatışması mümkün olmayan bir kin bağlardı. Araba durdu, konağa gelmişlerdi. Yukarı çıktıkları zaman çarşaflarını almaya gelen hizmetçisini yalnız giyineceğini söyleyerek savdı. Odasına girdi, pencereye takarruf etti, yaklaştı. Bir müddet bütün Marmara'yı Eylül'e mahsus sisli esmerlikler içinde ateşlere boğan gün batımına karşı bir hayali cemal, güzel bir hayal gibi mest, mamum, kendinden geçmiş, kederli durdu. Önünde bahçenin müzeyyen, süslü yolları, ileride rıhtım ve küçük lacivert sandal palamarıyla oynayarak iskeleye girip çıkıyordu. O zaman tahattür etti. Hatırladı ki böyle bir akşam beraberce gezdikten sonra çıkarlarken bir parça sendelemişti. Zevci kendisini tutmasaydı gidecekti. O zaman en samimi aşklarda bile maşuk iken görülen bir naz-ı mütehakkimane, hükmedici bir naz ile çehresinin sararması, behude telaşı hakkında gülmüştü. Ah, unutmayacaktı. O zaman zevci, lerzan, titreyen bir hararetle, ah, çünkü vallahi ölürdüm, dediğini tahattur ediyor, hatırlıyordu. Birdenbire bir çekmeceye koştu. Oradan bir albümden kenarlarını parçalayarak bir resim çıkardı ve pencereye yaklaşarak temaşa başladı. Vakurane, ağırbaşlılıkla burkulmuş bıyıklar, askerce bir bakış, mehib, heybetli bir tavır. Bu resimde her bir 1000 hatırayı saadet, mutluluk hatırası gömülü olan 1000 mana okuyordu. Birdenbire onu düşündü. Şimdi ihtimal akşamın nığmı zulmeti, alacakaranlığı arasında o tek başına bir deniz kenarında bir yerde oturmuş, bir yerde dayanmış, gruba dalmış kendisini düşünüyordu. Bir katre damlada kirpiklerini ıslatarak resme düştü ve devam etti. Şiddetle döndü, arkasında validesi vardı. Zavallı valide yağmurlu gözlerini dikmiş, ''Zavallı kızım, kendini yiyorsun.'' dedi. O zaman ta hayata ilk kademesinden beri
her türlü elemlerine mezar olan bu zavallı yorgun sineye başını koyup boynuna kollarını dolayarak uzun uzun için için ağladı.